Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde zamanda yolculuk kavramı hakkında kapsamlı bir tartışma yapacağız. Zamanda yolculuk, bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez konularından biridir. Bir zaman makinesine atlayıp geçmişte büyük bir olayı değiştirdiğinizi ya da geleceği görmeye gittiğinizi hayal edebilirsiniz. Ancak bu fikir fizik yasaları çerçevesinde, felsefi ve mantıksal çıkarımlar eşliğinde değerlendirildiğinde ciddi engellerle karşılaşmaktadır. Gelin bu engelleri sırasıyla inceleyelim ve olası çözüm yollarını irdeleyelim. Zamanda yolculuğun önündeki en büyük engellerden biri nedensellik sorunlarıdır. Fizikte nedensellik bir nedenin bir sonuca ulaşması gerektiğini söyler. Ama geçmişe yolculuk ettiğinizde işler karışır. Geriye doğru zaman yolculuğu özellikle Büyük Baba paradoksu gibi ciddi nedensellik sorunları meydana getirir. Bunu bir düşünce deneyiyle açıklayalım. Bir zaman makinesiyle geçmişe gidip büyük babanızın anne ya da babanız doğmadan önce ölmesine neden olduğunuzu düşünün. Eğer büyük babanız hiç çocuk sahibi olmadıysa sizin doğmuş olmanız mümkün olur mu? Ama siz hiç doğmadıysanız nasıl geçmişe gidip büyük babanızın hayatını etkilediniz? Bu bir paradoks yaratır. Çünkü neden büyük babanızın ölümü ve sonuç sizin geçmişe gitmeniz birbiriyle çelişir. Bu tür paradokslar nedensellik ilkesini ihlal eder ve evrenin çalışma düzenini bozabilir. Bilimde bu tür çelişkiler evrenin düzgün çalışmasını bozduğu için zamanda yolculuğu mümkün kılacak bir mekanizma bulmak zorlaşır. Bilim kurgu filmlerinde zamanda yolculuğun genellikle bir solucan deliği ile mümkün olduğu anlatılır. Solucan deliği uzay zamanda iki farklı noktayı birbirine bağlayan kısa bir yol gibidir. Teorik olarak bu yollar geçmiş ve geleceğe bağlantı sağlayabilir. Ancak bu büyük bir sorun meydana getirir. Bu da enerji gereksinimleridir. Zaman yolculuğu öneren teorik mekanizmalar, örneğin solucan delikleri veya Alcubierre sürücüsü gibi inanılmaz miktarda enerji ve egzotik madde gerektirmektedir. Peki bu tam olarak ne demek? Solucan deliklerini açmak için negatif enerji veya egzotik maddeye ihtiyaç duyulur. Ancak negatif enerjinin yalnızca çok küçük ölçeklerde, örneğin Casimir etkisinde gözlemlendiği bilinmektedir. Teorik hesaplamalar bir solucan deliğini sabitlemek için bir yıldızın enerji çıkışından çok daha fazlasının gerekebileceğini öne sürer. Bu günümüz teknolojisiyle hayal bile edilemeyecek bir enerji miktarıdır. Alcubierre sürücüsü ise bir uzay gemisinin uzayı zamanı sıkıştırarak ve genişleterek ışık hızından daha hızlı seyahat etmesine olanak tanımasıdır. Ancak bu yapı içinde negatif enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu tür bir enerjinin bir solucan deliğini stabilize edecek kadar büyük miktarlarda var olup olmadığı hala belirsizliğini korumaktadır. Bu da bizi şu noktaya götürüyor. Belki fizik yasaları zamanda yolculuğa izin vermemek için negatif enerjiyi bu kadar kısıtlamıştır. Fiziğin en büyük iki teorisi olan genel görelilik ve kuantum mekaniği evreni anlamada farklı yaklaşımlar sunar. Ancak bu iki teori birbiriyle uyumlu çalışmaz. Einstein'ın genel görelilik teorisi uzay ve zamanı bir enerji alan ve evrilik tezahürü gibi düşünür. Kütleli bir cisim bu yapıyı büker ve yer çekimi dediğimiz olguyu meydana getirir. Bu teori kara delikler ve solucan delikleri gibi zaman yolculuğunun teorik yollarını öngörür. Kuantum mekaniği ise atom altı parçacıkların nasıl davrandığını inceler ve evrenin en temel seviyede olasılıksal olduğunu gösterir. Ancak kuantum mekaniği uzay zamanının sürekli bir yapı olduğunu varsayan genel görelilikle çelişmektedir. Bu iki teoriyi birleştiren bir çerçeve olmadan, örneğin bir kuantum kütle çekim teorisi, zamanda yolculuğun mümkün olup olmadığını kesin olarak bilemeyiz. Şimdi de potansiyel çözüm yollarından bahsedelim. Çoklu evren teorisi nedensel paradoksların çözümü için bir alternatif sunar. Eğer geçmişe gidip büyük babanızı öldürseniz yeni bir paralel evren oluşur ve bu evren sizin orijinal zaman çizelgenizi etkilemez. Ancak bu teori kendi içinde yeni sorular doğurur. Yeni evrenler sınırsızca mı oluşur? Paralel evrenlerin fiziksel veya nedensel bağları var mı? Zaman yolculuğunun uygulanabilirliği yalnızca zamanda geri dönmek değil, aynı zamanda uzayda doğru noktaya ulaşmakla da ilgilidir. Peki bu neden sorun meydana getiriyor? Dünya Güneş'in etrafında saniyede 30 km hızla hareket etmektedir. Güneş ise Samanyolu galaksisinin merkezine doğru saatte yaklaşık 828 bin km hızla ilerliyor. Bu kadar hızlı hareket eden bir evrende geçmişe gitmek sadece zaman çizelgesini bulmayı değil, aynı zamanda doğru uzaysal koordinatlara ulaşmayı gerektirir.
Aksi halde zaman makinenizle dünyanın geçmişteki konumuna gittiğinizde kendinizi uzay boşluğunda bulabilirsiniz. Zaman yolculuğu sadece bir zaman problemi değildir. Aynı zamanda bir uzaysal navigasyon problemidir. Bazı bilimsel görüşlere göre ise zaman aslında fiziksel bir boyut değil, yalnızca maddi değişimlerin bir özelliğidir. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer zaman fiziksel bir boyut değilse ve sadece madde ve enerji değişimlerinin bir özelliği ise, o zaman zamanda geri gitmek de imkansız hale gelebilir. Bu görüş, geçmiş ve geleceğin yalnızca insan zihninin algısal yapıları olduğunu öne sürer. Yani sadece şimdi vardır. Zamanın doğası hakkındaki bu görüş, yaygın olarak kavrandığı şekliyle zaman yolculuğunun uygulanabilirliğini sorgular. Zaman yolculuğu özgür irade ve deterministik evren kavramlarında sınamaktadır. Eğer her şey belirlenmişse, eğer evren tamamen deterministik, önceden belirlenmiş ise, zaman yolcusu geçmişte yalnızca bir gözlemci olabilir. Yani olayları değiştiremez, sadece olanları izler. Eğer olasılıksal bir evrense, eğer evrenin işleyişi olasılıklara dayanıyorsa, zaman yolcusu geçmişte olayları değiştirebilir. Ancak bu durumda da bu değişikliklerin etkilediği yeni bir paralel zaman çizelgesinde var olabilir. Zaman yolculuğu özgür irade ve kader kavramlarını yeniden düşünmemizi gerektirmektedir. Bilim insanları zamanda yolculuğu anlamak için çeşitli teoriler üzerinde çalışmıştır. Bunlar arasında kuantum kütle çekimi vardır. Genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştiren bir teori, uzay zamanı yapısını ve zamanda yolculuğu nasıl gerçekleşebileceğini açıklayabilir. Bu teoriyi geliştirme çabaları bilimdeki en büyük zorluklardan biridir. Solucan deliklerini açık tutabilecek negatif enerjiyi anlamak, zamanda yolculuğu mümkün kılabilir. Ancak bu tür enerji kaynaklarını keşfetmek günümüz teknolojisinin ötesindedir. Kuantum dalgalanmalarına gelecek olursak, bunlar vakum enerjisinde meydana gelen anlık değişimlerdir. Bazı bilim insanları bu dalgalanmaların zamanın doğrusal akışında sapmalara neden olabileceğini öne sürer. Yani zamansal anomalilere sebep olur. Ancak bu sapmaları manipüle etmek için, kontrol etmek için hiçbir deneysel kanıt bulunmamaktadır. Zaman yolculuğu ile ilgili en büyük problemlerden biri olan nedensellik paradoksları, kuantum mekaniğindeki çoklu evrenler teorisiyle farklı bir perspektiften ele alınabilir. Çoklu evren teorisi, zamanda yolculuğu gerçekleştirdiğinizde geçmişte yaptığınız değişikliklerin orijinal zaman çizelgesini etkilemeyeceğini, bunun yerine tamamen yeni bir zaman çizelgesi meydana gelebileceğini öne sürer. Çoklu evren teorisi bu tür paradoksları çözmek için bir yol sunabilir. Eğer geçmişe gidip bir olayı değiştirirseniz, evren yeni bir alternatif gerçeklik meydana getirebilir. Bu durumda değişiklik yaptığınız evren, sizin orijinal zaman çizginizden farklı olur. Kuantum fiziğine göre her bir kuantum ölçümünde birden fazla olasılık ortaya çıkar. Bu olasılıklardan her biri ayrı bir evrende gerçekleşiyor olabilir. Bu fikre dekoherans adı verilir. Eğer zamanda yolculuk yaparsanız ve geçmişte bir olayı değiştirecek şekilde etkileşime girerseniz, bu sadece paralel bir evren meydana getirir. Orijinal evreniniz bozulmadan kalır. Ancak yeni evren yaptığınız değişiklikler doğrultusunda farklı bir zaman çizelgesi oluşturur. Paralel evren fikri Büyük Baba paradoksu gibi sorunlara yaratıcı bir çözüm sunar. Eğer geçmişe gidip büyük babanızı öldürürseniz, bu eyleminiz sizi doğrudan etkileyen orijinal evreninizi değiştirmez. Bunun yerine bu eylemin gerçekleştiği yeni bir evren oluşturur. Ancak bu çözümde bazı soruları gündeme getirir. Zaman yolculuğu yaptığınızda hangi paralel evrene veya zaman çizelgesine gidersiniz? Varış noktası nasıl kontrol edilir? Paralel evrenlere yolculuk sizin orijinal kimliğinizi nasıl etkiler? Yeni bir evrene geçiş yaptığınızda orijinal benliğinizin varlığı ne olur? Paralel evrenler gerçekten varsa, bu evrenlerden herhangi birinin gerçek olduğunu nasıl tanımlarız? Çoklu dünyalar yorumu kuantum mekaniğinde popüler bir yorumdur. Bu teoriye göre her kuantum ölçümü evrenin dallanmasına neden olur. Zaman yolculuğu bir dallanmanın gerçekleştiği paralel bir zaman çizelgesine geçmek olarak düşünülebilir. Bu teoriye göre zamanda yolculuk mümkün görünse de bahsedeceğimiz zorlukları beraberinde getirir. Bir zaman yolcusu hangi evrene ve hangi zamana gideceğini nasıl seçer? Paralel bir evrende yaptığınız değişiklikler orijinal evreniniz üzerinde herhangi bir etkiye sahip olabilir mi? Paralel evrenlere geçiş yapacak bir mekanizmayı geliştirmek şu anki teknolojimizin ne kadar ötesindedir?
Zamanda yolculuğun sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin felsefi ve etik sonuçları vardır. Zaman yolculuğu özgür irade kavramını nasıl etkiler? Eğer geçmişte bir olayı değiştirmek mümkünse, bu değişiklik önceden belirlenmiş miydi? Yoksa zaman yolcusu tamamen özgür müydü? Paralel evrenlerin varlığı herhangi bir zaman çizelgesinin gerçekliğini nasıl belirler? Eğer birçok evren varsa hangi evren diğerlerine göre daha gerçekçidir veya gerçektir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bilimle kalın. Birlikte keşfetmeye devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.